Rahman ve Rahim Allah adına. Şimdi sor o müşriklere. Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? Dikkat edin, onlar iftira ederek Allah çocuk edindi diyorlar. Onlar gerçekten yalancı kimselerdir. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Nasıl oluyor da böyle hüküm verebiliyorsunuz? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Yoksa açık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söylüyorsanız kitabınızı getirin. Cinlerle Allah arasında soy bağı uydurdular. Demek ki onlara da oğul diyorlar. Oysa cinler de orada hazır bulunacaklarını biliyorlar. Allah onların kendisine yakıştırdığı sıfatlardan uzak ve yücedir. Fakat Allah'ın halis dinine tabi olan kullarının durumu bir başkadır. Sizler ve taptıklarınız, hiçbiriniz cehenneme girecek kimseden başkasını baskı ve şiddetle Allah'ın yolundan saptıramazsınız. Onlar bizim her birimiz için belirli bir makam vardır. Bizler sıra sıra dizilmiş vaziyette tesbih ediyoruz derler. İnkarcılar, eğer bizim elimizde de öncekilerin kitaplarından olsaydı biz de Allah'ın halis kullarından olurduk diyorlardı. Fakat şimdi onu yalanladılar. Onlar yakında anlayacaklardır. Kitap gelmeden önce öyle diyorlarmış. Bizim elimizde de kitap olsa biz de uyardık diyorlarmış. Kitap geldikten sonra da reddediyorlar. Andolsun bizim peygamber olarak gönderilen kullarımıza verilmiş sözümüz vardır. Onlar mutlaka zafere ulaşmış ve galip gelen bizim ordumuz olmuştur. Bu sebeple sen bir süre onlardan yüz çevir de sonra onların halini gör. Onlar da görecekler. Yoksa azabımızı hemen mi istiyorlar? Azap yurtlarına çöktüğü zaman uyarılanların sabahı ne kadar da kötüdür. Hele sen bir süre onlardan yüz çevir de onların halini gör. Onlar da görecekler. Kudret ve şeref sahibi Rabbin onların isnat ettiği sıfatlardan çok uzak ve yücedir. Selam gönderilen bütün peygamberlere, hamd alemlerin Rabbi Allah'a. Sona yaklaşmışız. 149'dan tekrar başlıyoruz. Yani kıssa örneklerini verdikten sonra müşriklerin din anlayışı sorgulanarak bitiyor surenin finali. Şimdi sor o müşriklere. Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? Melekleri Allah'ın kızları kabul ediyorlar. Allah göktedir, melekler de göktedir, yere inmez. Onun için sana bu vahyi melekler getirmiyor diyorlar. Cinlerle Allah arasında da soy bağı uydurmuşlar. Demek ki oğul diyorlar. Onlar yerde dolaştığına göre Allah'ın evinde durmuyorlar. Haytalar geziyorlar. Oğullar biraz öyle olur ya. Dolayısıyla böyle bir paylaşım yaptırmışlar. Melekler Allah'ın kızlarıdır. Allah'ın yanında duruyorlar hizmetinde. Cinler oğullarıdır. Yeryüzünde dolaşıyorlar. Göğe de çıkıyorlar. Meleklere Allah bir şey konuştuğunda haşa diyerek söyleyeyim. Bunlar dinlemede kalıyorlar. Allah bir şey konuştuğunda onu kapıp yeryüzüne indiriyorlar. Bu puthanelerde filan cinlerin yaşadığına inanıyorlar. Oralarda da kahinler gidip uyuyor. Bunlar da yalancı peygamber. Cinlerden vahiy aldığına, bilgi, gaybi bilgi aldığına inanılıyor kahinlerin.
Onun için Peygamber Aleyhisselam'a ya cinlenmiş diyorlar, yani cinler bununla irtibat kurmuş. Cinlerin kendisiyle irtibat kurduğu adam demek. Mecnun. Bizimkiler hep delirmiş diye tercüme ediyorlar. Yanlış bir tercüme. Peygamberin deli olmadığını onlar biliyor. Cinlerin irtibat kurduğu adam demek Mecnun. Kahin de cinlerin irtibat kurduğu adam demektir zaten. Ya da kahinler cinlerin irtibatta olduğu insanlar olarak biliniyor. Ve onların da gaybı bildiğine inanılıyor kahinlerin. Onun için müşrikler Peygamberimize ya Mecnun diyorlar, cinlerin irtibat kurduğu demek, ya da kahin diyorlar. Aynı kapıya çıkıyor sonuç. Yani yalancı peygambersin diyorlar bir bakıma. Kur'an-ı Kerim diyor ki cinler onu getiremez birçok yerde. Şeytanlar onu getiremez. Melekler indiriyor diyor. Meleklerin vahiy indirdiğini Kur'an-ı Kerim çok açık, seçik, net söylüyor. Bunlar meleklerin vahiy getirmeyeceğine inanıyorlar. Allah katındadır, göktedir, inmezler diyorlar. Burada Allah'a eş koşmalarının nedeni de ortaya çıkıyor. Neden? Allah uzak, yüceliği yüksekliğe dönüştürünce göğe çıkarmak durumunda kalıyorlar. Yükseklik algısına dönüşünce. Bu sefer Allah uzakta kalıyor. Yeryüzüyle irtibatı kopuyor diyorlar. Biz Allah'a ulaşamayız. Allah'a ulaşma imkanı yok oldu diye düşünmeye başlıyorlar. Bu sefer de aracı kullanma ihtiyacı çıkıyor. İşte bu cinler putların içinde yaşayan görünmez gaybi varlıklar. Onların ruhu bir bakıma. O sembolik putlar aslında Tanrı değil. Tanrı diye inandıkları metafizik gaybi varlıkların o putların içinde, o heykellerin içinde, figürlerin içinde yaşadığına inanıyorlar. Ve cinlerin göğe çıkıp dinleme yaptıklarını, gökten de haber çaldıklarını, yeryüzüne getirdiklerini inanıyorlar. Böyle düşünüyorlar. O zaman bunlar aracıları ne diye aracı ediniyorsunuz? Bu putların karşısında neden ibadet ediyorsunuz dendiğinde biz bunların taşına tahtasına tapmıyoruz. Ya içindeki o gizli varlığa, ruha, cine inanıyoruz. Gizli varlıklara inanıyoruz. Onların özelliğine Allah katında bizim velilerimizdir diyorlar. Ya da Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Din bu şekilde bozulmuş. Allahsız değiller, ibadetsiz değiller. İbadetleri de var, inançları da var ama şirkle karışık vaziyet. Halis din değil. Su katılmış süt gibi. Halis değil. Halisiyetini kaybetmiş din. Din bozulmuş. Fakat yani İbrahim'den kalma kitap da kayıp. Yok ortada. Dayanacakları bir kitapları da yok. Bakacakları bir kitapları da yok. Din geleneğe dönüşmüş. Kültürel bir gelenek. Kültürel bir organizasyona dönüşmüş ve bu algı sürekli değişiyor. Değiştiği için de değişimin farkına varmıyorlar. Çünkü karşılaştıracakları bir yazılı metinleri yok ellerinde. Allah'ın bize en büyük lütfu bu yazılı metni hep koruyup elimize ulaştırmıştır. Bu kitabın yeryüzünde yayılmasına, tanınmasına, bize kadar ulaştırılmasına vesile olan başta Peygamber Aleyhisselamlar olmak üzere herkese Allah rahmet eylesin. Emeği geçen herkese rahmet diliyorum. Selam olsun onlara. Çok büyük bir iş başardılar. Fakat bizim yanlışımız şurada. Elhamdülillah biz de bu kitaba ulaştık. Biz bu kitabı bu topluma ulaştırmanın mücadelesine kendisine adamış müminleriz. Elhamdülillah. Buna da eyvallah. Fakat bu toplumun büyük bir kısmı bu kitaptan habersiz. Bu kitaba inanıyor. Allah'tan geldiğine de inanıyor. Ama çoğu okumuyor. Okuyan da anlamadan okuyor. Allah'ın mesajını elde edemiyor, ulaşamıyor. Böyle bir sıkıntısı var bu toplumun. Onun için bu toplumu bu duygusal dindarlıktan bilinçli dindarlık seviyesine çıkarmamız lazım. Efendim bilinçli dindarlığa çıkınca duygusallık yok olmaz mı? Hayır, terbiye olur. Duygusallığı bilinçle yönlendiririz. Eğer biz duygusallığımızı bilinçle yönlendiremezsek,
bu duygusal dindarlığımızı bilince kavuşturamazsak, bu duygusallığımız bizi kimin etkisine maruz kalırsak o etki bizi istediği yöne yönlendirir. Çünkü duygumuzu kontrol edecek bilincimiz gelişmemiştir. Bu büyük bir sıkıntıdır. Maalesef bizim toplumumuzda bilinci gelişenlerde bu duygu yoğunluğu kayboluyor. Duygu yoğunluğu olanlarda da bilinç kaybı yaşanıyor. Bunun ikisi dindarlıktır arkadaşlar. Bunun ikisinden biri eksikse ortada iki tane yarım dindarlık vardır. Kimse kusura bakmasın. Bu hepimizin ortak sıkıntısı. Ben de dahil. Bundan dolayı biz bu kitabı anlamak, bilinç tazelemek ve duygumuzu da aslında kitap sadece bilinci yenilemiyor bu kitap. Harika duygular da kazandırıyor. Onun için kitabı okuduğunuzda secde edesiniz geliyor. Sahabeyi tasvir ederken, daha önceki kitaplara iman eden Müslümanları da tasvir ederken, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar diyor. Neden? Secde ayeti yazdığı için değil. Ya onun aktardığı duygu yoğunluğu nedeniyle. Kitap hem bir mantık ve bilinç kitabıdır, hem de duygu yoğunluğu insanın vicdanına dokunan, hissiyatına dokunan, kalbine dokunan bir boyutu da vardır. Kur'an'ın kastettiği makuliyet budur. İki boyutludur, çok boyutludur, çok katmanlıdır. Tek düze bir mantıkçılık değildir Kur'an'ın kastettiği akılcılık, akıl, akıllılık. Mantık da aklın bir işlevidir. Vicdani anlamda değersel ölçümleri de aklın bir parçasıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim beyinleriyle düşünenler demez. Kalpleriyle düşünenler için bunda öğüt vardır der. Yani vicdanını satmamış adamın düşüncesiyle anlaşılır bu. Mantığı yerinde duran ama vicdanını satmış bir adam da kafasını kullanır, aklını kullanır ama yarısını kullanır. Yarısı yoktur. Bugün Batı'nın aklı böyle bir akıldır arkadaşlar. Teknoloji konusunda harikalar yaratır Batı aklı. Ama vicdan konusu gündeme geldiğinde yere çakılır. Yeryüzündeki bütün çirkefin, yeryüzündeki bütün zalimliğin, bütün zulmün, bütün felaketlerin sebebi de Batı'dır. O zaman Batı'nın aklı nedir? Yarım akıldır. Mantığı yerinde, vicdanı yok. İçi boşaltılmış, vurulmuş bir mantık. Vicdan. Maalesef bu hastalığı bizim nesillerimize de, bizim milletimize de bulaştırdılar. Ya vicdanımız kayboluyor ya mantığımız kayboluyor. Duygusal dindarların mantığı kaybolmuş vaziyette. Vicdanı çalışıyor fakat mantığı kayıp. Mantığını iyi kullananlara bakıyorsunuz, vicdanı kaybolmaya başlıyor. Duygusallığı kaybetmeye başlıyor. Bir türlü şu aklın tamamını komple kullanamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Müşriklerin böyle bir sorunu vardı. Şimdi sor o müşriklere, kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? Böyle bir paylaşım yaptıkları için Kur'an-ı Kerim müşrikleri eleştirirken diyor ki Allah'a kız isnat ettiler. Oysa kendilerine kız çocuğu olduğu zaman müjdelendiğinde, kız çocuğun oldu dediğinde suratları simsiyah kesilir diyor. Ya sizin utandığınız varlıkları bana çocuk olarak isnat etmeye utanmıyor musunuz diyor. Bunun şöyle anlamayın. Yanlış anlamış olursunuz. Erkek çocukları isnat etseydi Allah razı mı olacaktı? Hayır. Çocuk isnat etmek bütünüyle sakatlık zaten de onların mantığındaki çelişkiyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Hatta müşriğin mantığını eleştirirken şöyle diyor bir yerde. Bunu aktarıyor. Kendilerine kız çocuğunun olduğu müjdelense suratları simsiyah kesilir. Ne yapsın müşriğin mantığı? Savaşta işe yaramayan, süs püs içinde büyütülen bir çocuğu ne yapsın? Anlamında müşriğin mantığını eleştiren bir cümle geliyor arkasından. Sanmışlar ki bizim bazı tefsirciler bu müşriklerin mantığını anlatmıyor, Allah'ın mantığını anlatıyor gibi okumuşlar cümleyi.
Allah böyle diyesiymiş kendisi. Müşrikler böyle inanmıyormuş da Allah böyle inanıyormuş gibi anlatıyorlar, haşa. Ve bundan da hüküm çıkarmışlar. Süspüs içinde büyütülen, savaşta işe yaramayan bir çocuk diyesiymiş Allah. Böyle değerlendiresiymiş. Müşriğin mantığı değil de Allah'ın hükmüymüş bu gibi değerlendirmişler. Bunun sonucunda da şöyle bir hüküm çıkarmışlar. Demek ki kızların, kadınların, bayanların süslenmesi helaldir. Erkeklerin ipek giymesi, işte altın takması yasaktır. Hükmünü de buraya dayandırmışlar. Ayetin yanlış yorumlanmasına dayandırıyorlar. Başka bir şey daha var. Mesela altın yüzük takmanın yasak olmasıyla ilgili şey, Peygamber aleyhisselam Medine'de devlet başkanı olunca sahabe demiş ki, ya Resulallah sen artık devlet başkanısın, bir mührünün olması lazım. Bu devletlerin adetindendir. Şimdi bu tarihi filmlerde falan da görüyorsunuz ya o yüzükleri. Mühür yerde kullanırlar. Peygamber aleyhisselam da altından bir yüzük yaptırmış. Üstünde de Muhammedur Resulullah yazıyor. Mühür olarak kullanıyor aynı zamanda bu yüzüğü. Sahabeler heveslenmişler altın yüzük takmaya ve üzerine de Muhammedur Resulullah yazmaya başlamışlar. Fakat altın pahalı bir şey. Zenginler bunu yaptırıyor, fakirler de özeniyor. Onlar da kendini zorlayarak yaptırmıyor falan çalışıyorlar. Peygamber aleyhisselam buna bir çözüm bulmak için diyor ki bana bu yüzüğü diyor gümüşten yaptırın. Bu sefer sahabe de o altını bozdurup gümüş yüzük yaptırmaya ve üstüne de Muhammedur Resulullah yazdırmaya başlıyorlar. Altın yasağı bunun yanlış yorumuna dayanır arkadaşlar. Değil tabii. Efendim? Haram değil, yasak. Fıkıhçıların yasağı o. Peygamberin yasağı değil. Fıkıhçıların yasağı. Yanlış yoruma dayanan bir yasaktır bu. Dolayısıyla bakın, eğer yasaklanmış olsa bile o günün ekonomik nedenleriyle yasaklanmıştır. Dolayısıyla bu tür şeylerde dikkatli olalım. Yanlış yoruma dayalı fıkhi kurallar hala bugün Müslümanların başının derdidir. Bakın ben hala gümüş yüzük kullanırım. O zaman haram olduğunu inanıyordum çünkü. Ama öğrendim hala çıkarmıyorum, duruyor parmağımda. Dolayısıyla bu konularda arkadaşlar, işte bakın, duygusal dindarlıkla bilinçsiz dindarlık aynı yere oturuyor. Bilinçten yoksun kaldığınız zaman duygunuz sizi yanıltabiliyor. Ve bunu mantıklı bir zemine, akıllı bir yoruma tabi tuttuğunuzda, araştırmaya tabi tuttuğunuzda karşınızda anlam değişimleri, dönüşümleri, algı değişimlerinin tarihte nasıl oluştuğunu da görüyorsunuz aslında. Geçiyorum. Şimdi müşriklerin bu algılarını sorgularken diyor ki, şimdi sor o müşriklere, kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? Yoksa biz melekleri onların göz önünde kız olarak mı yarattık? Yani gördüler mi de konuşuyorlar. Meleklerin kız olduğunu nereden çıkardılar? Nereden olacak? Eskiler bir hayal kurmuş, mitolojilerde melekler resmedilirken ya da onların figürleri, heykelleri yapılırken kanatlı insan şeklinde yapmışlar. Ben öyle bir figür gördüm şeyde, Amman Kalesi'nde. Ürdün'ün başkenti Amman Kalesi'nde oranın milli müzesi var. Müzeye girdim. Baktık geziyoruz bir grup. Orada bir büst var. Önde bir erkek figürü, yanında iki tane kanatlı bayan figürü var. Bak kocaman bir büst yani. Bayağı büyük. Mermerden. Şahane bir heykel ama. Yani sanatsal değeri yüksek bir heykel. Öyle kaba saba bir şey değil. Çok estetik bir şey. Kitabesini okudum. Diyor ki Tennur'da bulunmuştur. Ben de o süreçte Tennur'u araştırıyorum. Şöyle düşünüyorum. Cudi'ye oturdu diye biz Cudi Dağı diye bir şeyden bahsediyoruz bugün. Bu
Bu bende bir çağrışım yaptı. Dedim ki acaba bu tenur kaynadığında Nuh'un gemisinin hareket ettiğinden bahsediyor. Gemiye bin dedik diyor ya. Tenur kaynadığında demek acaba tandır diye çevirmişler bizimkiler genelde tenuru. Tandır anlamında da kullanılıyormuş Araplar arasında. Fakat bunun bir yer ismi olabileceği gibi bir kanaate vardım. Bir araştırayım dedim. Harita üzerinde başlıyorum. Tenur diye bir yer ismi var. Bir küçük küçük köyler çıkıyor karşıma. Kasabalar çıkıyor. Bu Arap Yarımadası'nın doğu yakasında, batı yakasında falan. En nihayet bu Ürdün'ün batısında kuzeyden güneye doğru uzanan o bizim Gavur Dağları'nın uzantısıdır bu. Afrin'deki dağların falan uzantısı güneye doğru devam eder. Süveyş'e kadar. Akabe'ye kadar. O dağ silsilesindeki büyük dağlardan birinin adı Sıra Dağlar. Ama dağın birinin adı Tenur Dağı diye geçiyor. Eteğine baktım. Dağın eteğinde bir harabe var. Tarihi harabe. Kazılmış. Kazı var. Google'dan takip ettim bunu. Sonra oraya vardım. Tenur da bulunmuştur deyince merakım. Kafada soru var ya. Bizi gezdiren kazı yapanlara ne diyordunuz? Arkeolog. Hep batılı kelimeleri unutuyorum. Şimdi bizi gezdiren rehber arkadaş da oralı. Bizim buradan gidip orada okuyan arkadaşlarla aynı evde kalmış ahbaplar. Bizi gezdiriyor orada. Rehberlik yapıyor. Bu da arkeolog. Herhalde bu bilir dedim. Dedim ki bu tenur neresi dedim. Şuna baktım. Valla ben de bilmiyorum dedi. Ya biz tarihin üstünde oturan İslam toplumları tarihe bakmıyoruz. Kur'an-ı Kerim biz sürekli bakmıyor musunuz? İşte geçen konuşmuştuk. O kavmin, helak olan kavmin yurdundan gelip geçiyorsunuz diyor değil mi? Bakmıyor musunuz diyor. İbret almıyor musunuz diyor. Ya gezin de görün de ibret alın diyor. Bir araştırın diyor bize. Kafamız karışmasın diye toprağı da karıştırmıyoruz. Böyle tuhaf bir yanımız var bizim. Maalesef gidip onu tenurun şeyini göremedik. Süre çok kısaydı. Kafile halinde gitmiştik. Merak ettim aslında gidip gezmeyi düşünüyorum ama gidemedik yani göremedik orayı, o kazıyı. Görmek istedim şahsen. Ve orası dağ silsilesinin doğu yakasında. Yani göl tarafında ya da denize yakın değil. Peki burada Nuh niye gemi yapıyor? Felaket olacağı için Allah haber veriyor. Gemi yap diyor, yapıyor. İman ediyor çünkü. Allah diyorsa doğrudur diyor. Kafirler dalga geçiyor. Peki gemi yapan bir adamla bir toplum niye dalga geçer? Deniz yok. Kayseri'ye deniz mi getireceksin diyorlar herhalde. Yani bunu ne, karada mı yüzdüreceksin diye dalga geçiyorlar adama. Peygamber'e. Dolayısıyla tarih kitaplarından bu Kelbi'nin yazdığı Putlar kitabı vardır. Fecir Yayın Evi yayınladı onu. Bakabilirsiniz. Bu şeyin Mekke'ye giden putların nereden gittiğine dair bilgi araştırması yapmış adam. Diyor ki Nuh kavminin diyor sel felaketinde bu heykeller Kızıldeniz sahillerine sürüklenmişti. Oradan getirdi falanca diyor. Mekke'ye, o putları falan. Böyle anlatılar var. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu insanlar bu meleklerin bayan olduğunu, kız şeklinde resmedilmeyi nereden öğrendiler? Eski mitlerden öğrendiler, mitolojilerden öğrendiler bunu. Hala günümüzde de Hristiyanların falan şeylerine bakın. Bizim Müslümanların mesela İbrahim'e koç hediye eden meleğe dikkat edin. Kanatlı bir bayandır o. Bize de bulaşmıştır. Ayet bu algıyı sorguluyor. Diyor ki, siz meleklerin kızlar olarak yaratıldığına şahit mi oldunuz? Yoksa biz melekleri onların göz önünde kız olarak mı yarattık? Gözlerinin önünde mi yarattık kız olarak? Gördüler mi ki? Bir başka yerde onun yaratılışına mı şahit oldular meleklerin ki böyle diyorlar. Bu sizin uydurduğunuz isimlerdir anlamında bunun uydurma bir şey olduğunu Kur'an bize anlatmıyor.
anlatmaya çalışıyor. Bahsettiğiniz heykel Hristiyanlar tarafından mı yapılmış? Yok, çok eski. Nuh kavminden kalan bir heykel. Yani Nebatilerde falan heykel bayağı gelişmiş. Yani Hristiyanlıktaki bu heykel melek figürünün falan da oradan geçme ihtimali yüksek ama Roma'da da var yani şey olarak. Hristiyanlar Roma'dan da öğreniyor işi. Dikkat edin, onlar iftira ederek, yani kendileri uyduruyorlar bunu, Allah çocuk edindi diyorlar. Ya burada demin kız isnadını eleştiriyordu, şimdi komple çocuk isnadını eleştiriyor. Onun için diyorum, erkek çocuk isnat etselerdi Allah kabul mü edecekti? Haşa, hayır. Bu onun göstergesidir. Allah'a iftira ederek Allah çocuk edindi diyorlar. Allah'a iftira etmek. Allah'a yakışmayan bir sıfatı ona isnat etmek. Allah'ın söylemediği bir sözü Allah söylediği gibi göstermek Allah'a iftira olarak işleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Aslında şunu sormak lazım. Allah'a iftira eden kime etmez? Herkese. Onlar gerçekten yalancı kimselerdir. Yani kendi uydurduklarına bu Allah'tan dolayı Kur'an-ı Kerim. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Şimdi o toplumda bu soruyu sormasının çok önemli bir anlamı var. O toplum, yani tarihselliği burada devreye sokmanız lazım anlama açısından. O toplum kız çocuklarını küçümsüyordu. Önemsemiyordu. Onun için kız çocuklarını öldürüyorlardı. İlk gözden çıkardıkları varlık o evde. Ama böyle inanmalarına rağmen, Allah'a da inanmalarına rağmen Allah'a da kız çocuğu isnat ediyorlar diyor. Bu ne biçim bir kafa diyor yani. Bu çelişki niye anlamında eleştiriyor. Nasıl oluyor da böyle hüküm verebiliyorsunuz? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Bakın, akıl devreye girdi yavaş yavaş. Düşünmek. Yoksa açık bir deliliniz mi var? Bir deliliniz var mı? Yok. Eğer doğru söylüyorsanız kitabınızı getirin. Bizler İbrahim'in yolundayız diyor müşrikler. Yahudiler diyor ki bizler İbrahim'in yolundayız. Hristiyanlar diyor ki bizler İbrahim'in yolundayız. Bütün putperest dinler kendini İbrahim'e nispet ediyor. O zaman Kur'an-ı Kerim İbrahim'in kıssasını niye anlatıyor? Şunu demek için. Ne alakanız var? İbrahim kim, siz kim? O put kıran, siz put yapan bir millettirsiniz. Fakat bu atalardan böyle gördük cümlesi kendi putperestlikleriyle İbrahim dini arasında bağlantı kurmalarına yol açıyor, imkan veriyor. Delilleri bu. Biz atalarımızdan böyle gördük. Gördüyseniz gördünüz. Ne olmuş yani? Onlar da atalarından öyle gördüler. Onlar da atalarından öyle gördüler. O da peygambere ulaşıyor. O da Allah'tan öğrendi. Putperestliği Allah'a mal ediyorlar. İzahı bu. Delil getirme biçimleri bu. Kitapları yok. Dolayısıyla din onların sıradan bir geleneğine dönüşmüş durumda. Kaynakla ipleri kopmuş. Bu gelenek içerisinde melekleri Allah'ın kızları kabul eden bu toplum cinlerle de Allah arasında soy bağı uydurdular diyor bakın. 158. ayet. Sadece meleklerle Allah arasında akrabalık kurmamışlar. Cinlerle de Allah arasında akrabalık bağı kurmuşlar. O zaman meleklerden farkı ne? Erkek oğul olarak niteliyorlar. Büyük ihtimal öyle gözüküyor. Oysa cinler de orada hazır bulunacaklarını biliyorlar. Yani sorguya çekileceklerini cinler de biliyorlar. Gaybi varlıklar. Allah onların kendisine yakıştırdığı sıfatlardan uzak ve yücedir. Bakın burada hangi kelime kullanılıyor? 159 değil mi? Evet. Sübhanallahi amma yasifun. Bazı yerde de Sübhanallahi amma yüşrikun. Onların koştukları ortaklardan uzaktır, yücedir. Burada da onların Allah'a yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır. Yani
Allah'ı olduğu gibi anlayamıyorlar. Şöyle bir ayet var, hatırlayacaksınız. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler demek. Yani Allah'ı gereği gibi anlayamadılar. Dinin ilk bozulduğu yer burasıdır arkadaşlar. Allah'ı kendisini anlattığı gibi anlamak yerine o kaynağı bırakıp, Allah'ın kendisini anlattığı kendi kaynağını, kendi kitabını, kendi mesajını bırakıp kendi hayallerinde Allah'ı tasavvur etmeye başlıyorlar insanlar. İnsana benzetiyorlar, krala benzetiyorlar, aslana benzetiyorlar. Güçlü, yüce ne varsa kendi dünyalarında öyle somut resmetmeye başlıyorlar. Önce hayallerinde başlıyor o. Sonra resmi çiziliyor, sonra heykeli yapılıyor vesaire. Bu tür putperestlikler böyle doğuyor. Allah'ı doğru anlıyor. Onun için bir kere daha altını çiziyorum. Enam suresi 158. ayet olması lazım. Enam dedim değil mi? Yanlış. Furkan suresi. Furkan suresi 58. ayet olması lazım. Fes'el bihi habira diye bir tane ayet. Sen onu her şeyden haberdar olana sor diye tercüme edilmesi gerekirken bizim bazı meal yazarları sen onu bir bilene sor diye tercüme etmişler. Herhangi bir bilen. Gidip de gören var sanki. Habir Allah'ın sıfat ismidir kardeşim. Her şeyden haberdar olan anlamında. Fes'el bihi, sen onu sor kime? Habire sor. O kim? Her şeyden haberdar olur. Yani Allah'ı Allah'a sor demek. Allah'ı Allah'tan öğren demek. Allah kendisini olduğu gibi anlatır. Mesela diyor ki, Allah hakkında meseller üretmeyin, vermeyin. Yani örnek vermeye kalkmayın. Neden? Siz bilemezsiniz diyor. Siz övüyüm derken onu küçültürsünüz, farkına varmazsınız diyor. Sizin edebiyatınız yetmez onu anlatmaya diyor. Ama aynı kitapta kurban olduğum kendisini hakkında mesel veriyor. Kendisi verdiği halde bize neden yasaklıyor? Kendisi isterse yapar. Ama doğru yapar. Yanlış yapma ihtimali yok. Ama siz yaparsanız bunu yanlış yaparsınız diyor. Yahudilerin başına geleni söyleyeyim mesela. Bu bir mecazın hakikate dönüşme şeklidir. Nedir? Mesela bizde Allah var, bir de kulu var değil mi? Kul tabirini kullanırız biz. Kulu insan için kullandığınızda falanca efendinin kölesi anlamına gelir. Ama Allah'la yarattığı insan arasındaki ki isimlendirmede kullanıldığında Allah bunu reddetmiyor. Bu mecazi bir anlamdır. Dolayısıyla ben kendimi kul yerine koyduğumda, köle yerine koyduğumda Allah'ı da benim patronum yerine koymuyorum. Sıradan bir patron değil. Ya otorite anlamında, eşsiz benzersiz bir otorite anlamında. Allah'ı doğru anlamak kaydıyla kullanıyorum ben bu kul kelimesini. Yahudiler kul yerine oğul kelimesini kullanıyorlar. Mecazi başlıyor. Yani evlat babasının sözünden çıkar mı? Mesele var mesela onlarda. Baba evladını sevmez mi? Yani baba oğul mecazı üzerinden Allah kul ilişkisini isimlendiriyorlar. Fakat enteresan bir şekilde bu mecazı zaman içerisinde hakikate dönüştürüyorlar. Yahudilikte böyle gelişiyor bu. Onun için Yahudilere bakarsanız bizler Allah'ın oğullarıyız derler. Diğerleri onlar değil. Hakikate dönüştürdüler. Allah'ın yarattığı bütün insanlar Allah'ın oğluysa niye sadece İsrail oğulları Allah oğulları? Öbürleri niye değil? Mecaz anlamında kullansalardı bütün insanları Allah oğlu diyeceklerdi. Ama hakikat anlamında kullanmaya başladıktan sonra
sadece biz Allah oğullarıyız dediler. Neden böyle oldu? Çünkü Allah Adem'i yarattı. Eşini de onun kaburga kemiğinden yarattı. Sonra çocuklar oldu. Hepsi erkekti, Allah'ın kızlarıyla evlendi. Ya da tersi. Hepsi kız oldu, Allah'ın oğullarıyla evlendiler. Meleklerle. Bu saçmalığı böyle ürettiler. Ve bu bize bulaştı. Dolayısıyla dinleri düşmanları bozmamıştır arkadaşlar. Kendi inananları bozmuştur. Onun için Müslümanlar çok dikkatli olmak zorundadır. Bu kitabı yeryüzünde değiştirecek tek bir millet var. İslam milleti. Başka kimse gelip değiştiremez bu kitabı. Gücü yetmez. Onun için Müslümanların kitaplarına iki türlü sahip çıkmaları lazım. Bir, o kitabı başucu kitabı yapmak. Masa başı kitabı yapıp okumak ve anlamak. Dini buna göre anlamak. Kitabı korumanın yolu buradan geçer. İki, gözü gibi korumaları gerekir. Sahip çıkmaları gerekir. Bigane kalmak, ihmal etmektir. İhmal de kaybın başlangıcıdır kardeşim. Onun için dikkatli olmamız lazım. Cinler de orada hazır bulunacaklarını biliyorlar. Allah onların kendisine yakıştırdığı sıfatlardan uzak ve yücedir. Yani bu dediğinizi cin bile düşünmemiştir diyor. Şeytanın bile aklına gelmez sizin ürettiğiniz bilgiler. Fakat Allah'ın halis dinine tabi olan kullarının durumu bir başkadır. İşte geldi. Şimdi burada müşriklerin dini putperestlikle karıştıran demek müşrik. Allah'a ortak koşan. Allah'ı inkar eden değil. Allah'ı kabul eden ama ortak koşmadan da inanmayan. Müşrikleri anlattıktan sonra şu ayetin gelmesi tesadüf değildir. Nedir? Allah'ın halis dinine tabi olan kullarının durumu bir başkadır. Halis din nedir? Halis süt mü? Su katılmamış. Katıksız süt. Halis altın? Katıksız altın. Halis din nedir? Allah'tan geldiği gibi korunan dindir. Su katılmamış dindir. Sulandırılmamış dindir. Tahrif edilmemiş, anlamı dönüştürülmemiş, değiştirilmemiş dindir. O zaman bu kitabın bizim elimizde olması kadar büyük bir nimet bilmiyor. Biri akıl, Allah'ın insana verdiği sağlıklı akıl, yarım akıl değil, tam akıl. Komple. İkincisi de o aklın üzerine hitap eden, gelen, akıllılara hitap eden bu kitap. Bu iki nimetin kadrini Müslümanlar kaybettiler. Yani camide vaaz eden hoca bile televizyona çıkmış, bu millete din öğretmeye kalkan televizyon vaizleri var. Allah selamet versin. Geçen derlemişler videolarından kes yapıştır, bir araya getirmişler. 4 tane, 5 tane televizyon vaizi, hepsi de şunu söylüyor. Din akılla anlaşılmaz. Aklınızı kullanmayacaksınız. E aklımızı kullansak bizi nasıl kandıracaklar? Önce aklımızı bir kiraya vermemiz lazım, emanete teslim etmemiz lazım. Geldiği yere geri göndermemiz lazım. Ondan sonra bizi de şamar oğlana çevirmeler lazım. Beklentileri bu. Sen böyle konuşmakla dine hizmet ettiğini sanıyorsun değil mi? Niye? Sen kitabı dinle, yani dini, kitabı, peygamberi, Kur'an'ı akılla anlarsan yanlış anlarsın. Ya kardeşim aklını peynir ekmekle mi yedin? Neremle anlayacağım? Aklımın dışında anlayacak bir organ göster bana. Parmak, el, ayak, saç, bıyık. Ya bir şey söyle bana. Alternatif kalbinle anlayacaksın. Aziz kardeşim zaten Kur'an kalbiyle akletmek diyor. Ona akıl diyor zaten. Vicdani akıl. Değersel akıl. Sen bunu anlamaktan bile acizsen. Sen hangi yetkiyle,
hangi haddini bilmezlikle çıkıyorsun bu insanlara din öğretiyorsun? Sen kendi aklını bile anlamamışsın daha. Akıl düşmanlığı yapıyorsun ya bu din adına. Ya bunu yaparken Allah'tan hiç korkmuyor, kuldan hiç utanmıyor musun? Bu ne biçim bir din algısı? Anlamakta zorlanıyorum gerçekten. Aklını kullanmayacaksın. Olur kardeşim. Adamın kafa konforu bozuluyor. Değil mi? Maalesef. Onun için eskiler çok kullanırdı, şimdi kullanılıyor bilmiyorum ama yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder derlerdi. Tam herhalde o dönemi yaşıyoruz yani şu anda. Allah'ın halis dinine tabi olmak. Allah'tan geldiği gibi duran bu kitabı doğru anlamak. Bütün çabamızın buradan başlaması lazım. Hocam bu kitabı okuyunca başka kitap okumayacak mıyız? Şimdi bir de böyle moda başladı. Kur'an yeter, başka kitap okumaya gerek yok. Olur çarpıp tablosunu da buradan mı öğrenelim kardeşim? Ya bu ne biçim bir akıl? Kardeşim, Allah bu kitabı güvenmiş ve indirmiş mi? Evet. Benim aklıma da güvenmiş, senin aklına da güvenmiş, indirdiği kitaba da güvenmiş. Okuyun diyor. Başka kitap okumayın diye bir ayet mi var? Yok. O zaman ben bu kitabı da inanıyorum. Allah'ın verdiği akla da güveniyorum. Kardeşlerimin hepsine verdiği akla da güveniyorum. Yeter ki doğru kullan. O zaman bu kitabı okuduktan sonra istediğin kitabı oku kardeşim. Hatta okumanı tavsiye ederim. Neden? Ben meali yazarken medeni surelerde fıkhi hükümler çoktur biliyorsunuz. Şöyle, hukuki hükümler Mekki surelerde yoktur. Medeni surelerdedir daha çok. İniş sırasına göre okuyunca medeni surelere geldim. Şöyle 5-6 ay bir ara verdim. Birkaç tane hukuk kitabı okudum. Dedim ki bir hukuk mantalitesi kazanmam lazım ki ben bu ayetleri doğru anlamam lazım. Bir hukukçu nasıl düşünüyor? Ahlakla hukukun bağını nasıl kuruyor? Hayatla hukukun bağını nasıl kuruyor? Bir hukukçu mantığıyla hukuki hükümleri okumam lazım gelir. Birkaç tane kitap devirdim. İyi okumuşum. Bayağı faydasını gördüm. Hala okuyorum. Meal bittikten sonra da hukuktan doktora yapmaya çalışıyorum. İslam hukukundan. İyi ki okumuşum. Arkadaşlar, insanın her okuduğu bilgi, her öğrendiği bilgi insanın algı kapasitesini yükseltmektedir. Algı kapasitem ne kadar yüksek olursa bu kitabı o kadar yüksek perdeden anlama şansına sahip olur. Mesela bir meseleyi yani kimseyi küçük büyük görmek farkında düşünmüyorum. Sadece tecrübi birikim olarak farkını anlatmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Kardeşim, okuma yazması olmayan bir adam var. Üniversite mezunu bir adama bir konuyu anlatırken hangisinde daha çok zorlanırsınız? Birinin tecrübe birikimi, bilgi birikimi fazla, anlama kapasitesi yükselmiş. Öbürü ümmi, doğuştan, çevresinde ne gördüyse, ne öğrendiyse, hiçbir şey bilmiyor, cahil demiyorum, dikkat edin. Algı kapasitesi farklı. Bu insan zorlanır öbürünün anlayacağı şeyleri. Dolayısıyla bu farkı görmemiz lazım biz. Onun için özet olarak şunu söylüyorum. Kur'an'ı okuyan kardeşim başka kitap da okusun. Yanlış değil. Okumamak yanlış kardeşim. Kur'an-ı Kerim bakın ilmi öneriyor. Diyor ki biz ilme göre bir kitap indirdik diyor. Ala ilmin diyor. Çok net. Peygamber aleyhisselam diyor ki ilim diyor Çin'de de olsa öğrenilir. Sahihtir, değildir. Hadisçiler düşünsün. Bir şey daha var. Bizim ulemamızın bu ayetlerden, hadislerden toplamından çıkardıkları sonuç şudur. İlim öğrenmek kadın ve erkek her mümine farzdır demiştir. Ya sen Kur'an adına ilim öğrenmeyi yasaklıyorsun be. Kardeşim farkında mısın sen? Tarih okumaya gerek yok. Coğrafya okumaya gerek yok. Fizik okumaya... Ya benden yana mısın, şeytandan yana mısın?
Biz bu milletin algı kapasitesini yükseltmek, ilim adamı yapmak için uğraşacağız. Biz kampanya düzenlememiz lazım, seferberlik ilan etmemiz lazım. İlmi anlamda ilerlemek için geri kalmış İslam toplumundan bahsediyoruz. Yüzyıllardır elin gavuru yapıyor, biz satın alıyoruz. Biz gelişmekten bahsediyoruz, sen Kur'an okuyorsun. Nereden çıkardıysan Kur'an'dan başka kitap okunmaz dedi çıktı cahil herifler. Cahile kitabın anlama yetkisini alimden alır da böyle bir cahile verirsen başına gelecek felaket budur. Alimler görevini yapmaz da eline ilk defa Kur'an'ı alan adam kendini allame sanıp piyasaya çıkıp gelin size Kur'an öğreteyim Zemahşeri sanıyor kendini. Zemahşeri Arapçayı çok iyi bilen bir dil ustasıdır. Kendisi de Arap değildir. Safa tepesine çıkmış, hacca gittiğinde çağırmış oradaki Müslümanları. Gelin ulan Araplar demiş, gelin dedenizin dilini size öğreteyim demiş adam. Bizim Müslümanlar da eline Kur'an'ı ilk defa alınca hemen alim olacaklarını sanıyor. Kardeşim, daha yeni başladın, dur bakayım şüphaneke desin ya. Bir oku bakayım hele, kendin bir anla, ondan sonra başkasını anlat. Yok, allame. Diyor ki kardeşim diyor, Kur'an herkese gelmiştir. Bu doğru. Ama herkese gelmeden önce bir adama gelmiş. Adam gibi bir adama. Anlamayan gitmiş ona sormuş. Peygamberler insanları ilk öğretmedi. Allah öğretmensiz kitap göndermiyor kardeşim. Aklını başına al. Dolayısıyla buradan kendime mertebe devşirmenin derdinde değilim ha. Benden iyi anlayanı gördüğü zaman da ölmüyor ben. Tecrübe kardeşim. Okulda niye öğretmen öğrenci var yan yana? Aynı sınıfta. Önce öğrenmişler, sonra öğrenenlere öğretecek kardeşim. Yardımcı olacak. Bu demektir. Öğretmene de gerek yok, hocaya da gerek yok, ilahiyat fakültelerine de gerek yok, imam hatiplere de gerek yok. Kapat gitsin lan, düşmanların ekmeğine bundan daha iyi yağ sürülmez ha, onu söyleyeyim. Ben düşman olsam bunu duyunca zil takar oynarım. Bu ne biçim bir algı ya? Kur'an adına konuşuyor adam, cehaleti körüklüyor. Yapma be kardeşim. Ne konuştuğuna dikkat et. Onun için boş yere dövmüşler. Yarım hoca dinden eder. Arkadaşlar dikkatli olmamız lazım. İlim beşikten mezara kadar öğrenilmesi gereken bir şeydir. Benim peygamberime göre. Bizim peygamberimize göre. Ben şunu söylüyorum. Bakın. Buradan hareketle söylüyorum. Öğrenciliği bitmiş adamın alimliği de biter kardeşim. Biz alim olacak toplum olacaksak, alim toplum olacaksak, alim yetiştireceksek ömür boyu öğrenci olmayı göz almamız gerekir. Her akşam kendimize Kur'an okuma faslı ayırmamız lazım her gece. Sabah mı yapıyorsun, akşam mı yapıyorsun, günde. Sürekli olacak bu. Hangi amel efdaldır ya Allah'ın Resulü? Az ve sürekli yapılan diyor. Okuma da böyledir. Sürekli yapacaksın. Kendini Kur'an'la özdeşleştireceksin. Kur'an'la arkadaş olacaksın. Hocam Kur'an'la arkadaş olursam ne olur? Allah'la dost olursun. Onun sözü. Bu kadar net. Allah'ın velisi olursun kardeşim. Bakın bu da bu payeyi de hiç kimse size vermedi şimdiye kadar. Niye? O torpille kazanılan bir şeydir. Hayır kardeşim. Allah bu kitabı kullarını kendi velisi yapmak, şeytanın velisi olmaktan kurtarmak için göndermiştir. Çok net kendi ifadeler. Allah'ın kendi ifadesi. Müminler Allah'ın velileri. Bu kadar net. Yoruma falana filana gerek yok. Müminler Allah'ın velileridir. Kafirler şeytanların velileridir. Şeytanlar kafirlerin velileridir. Allah müminlerin velisidir. Bu kadar net. Müminlerin velisi, bu da ayet. Müminlerin velisi Allah, peygamber ve diğer müminlerdir. Velayet iki türlü. Gavurluk ve Müslümanlık. Mümin Allah'ın velisidir, kafir şeytanın velisidir. Allah müminlerin velisidir, şeytan kafirlerin velisidir. Bu kadar net, açık. Hiç yoruma falan kapı açmaya gerek yok. Açık ve net. Onun için Allah bize böyle bir paye biçmiş, böyle bir kapı açmışsa, velayet gibi bir kapı, biz kapı, bu kapıdan girmeye tenezzül etmiyorsak ya da haberimiz yok, gafil kalmışsak, vah bize. Vah bize.
Bizi aldatanlara bak. Ve bunu hocalık adına yaptılar. Falanca Allah'ın velisi siz değil. Niye? Siz torpilsiz yaratıldınız. Bu mu ya? Sen yaratmadan bunu mu anladın arkadaş? Sen bunu anlayarak mı alim oldun? Sen alim falan değil. Sen bu kitabın cahilisin be kardeşim. Sen daha kitabını bilmiyorsun. Zavallı kardeşim. Elhamdülillah ki Allah bizi bu kitapla tanıştırdı. Ne güzel bir derya ile tanıştırdı bizi. Ne güzel bir lütufla buluşturdu. Binlerce hamd etse gaz gelir. Evet, halis Allah'ın halis dinine tabi olmak. Tabi olan kullarının durumu bir başkadır. Nedir? Halis din, tertemiz din, onu doğru anlayan adam halis mümin olur Kur'an'a göre. Halis kul olur. O da katıksız kul demektir. Yani yukarıda anlatılanların tersi olur. Yukarıda anlatılan neydi? Karma karışık hale getirilmiş din ve o karma karışık dinle kafası karma karışık olmuş müşrik kafa. Bu müşrik kafadan, bu karma karışık kafadan arınmanın yolu nedir? Halis dine tabi olup halis kul olmak. Mücadelemiz budur. 600 sayfalık bir kitap bir ömre sığdıramadıysak yazık bize. Bu kadar basit ya, bu kadar kolay bir şey bu. Ne kadar? Hocam günde yarım saat ayır, akşamdan akşama bir iki sayfa oku. Ya 6 ay sonra farkı göreceksin, 1 sene sonra farkı göreceksin, 6 yıl sonra kocaman farklar göreceksin. Başkaları da görecek. Ya sen değiştin diyecekler. Sen de diyeceksin, ben değiştim. Benim dünyam değişti kardeşim diyeceksin. Bu kitap onun için gelmiş. Bu güzel lütuftan mahrum kalan kardeşime yazık derim sadece, üzülürüm. Üzülmemiz lazım. Bu millet, 2 milyar Müslüman kendi kitabından habersiz hale gelmişse, anlamaz hale gelmişse, bu ümmetin başı ondan beladan kurtuluyor kardeşim. Cehalete mahkum ettiler bizi. Buradan çıkmamız lazım. Acele çıkmamız lazım. Sizler ve taptıklarınız müşriklere dönmüşsünüz. Hiçbiriniz cehenneme girecek kimseden başkasını baskı ve şiddetle Allah'ın yolundan saptıramazsınız. Müşriklere diyor bunu. Sizler ve taptıklarınız, hepiniz birden. Hiçbiriniz cehenneme girecek kimseden başkasını, yani sizin gibi kafir olandan başkasını baskı ve şiddetle Allah'ın yolundan saptıramazsınız. Halis kulları baskı ve şiddetle Allah'ın yolundan alıkoyamazsınız, dönüştüremezsiniz. Diyor müşriklere. Baskı ve şiddetin uygulandığı dönemde siz ne kadar baskı yaparsanız yapın, ne kadar işkence yaparsanız yapın, bu halis dine tabi olmuş halis kullarımı bu yoldan döndüremeyeceksiniz diyor. Ve sahipsiz de bırakmayacağını söylüyor. Neden? Dediği de çıkmıyor. Mucize bu işte. Ne? Mekke'nin bütün müşrikleri el ele vermiş bir avuç Müslüman var. Akşam sabah işkence, hakaret, alay, baskı, her şey var. Değiştiremiyorlar. Ama her gün müşrikler değişiyor. Neden? Birinci lütuf arkadaşlar. Kitap göndermeden önce Allah'ın verdiği lütuf. O ne? Allah'ın insana verdiği akıl. O toplumun içinde bozulmamış akıllar bu kitapla buluşmaya devam ediyor. Onun için ümit var olun kardeşlerim. Ümitsiz olmamız için hiçbir neden yok. Neden? Çünkü Allah'ın insana yaratırken verdiği kitap var. Akıl. Vicdan. İnsanın yanlış yaptığını insana içeriden haykıran Allah'ın mucizesi insanın içinde kardeşim. Akıl ve vicdan. Bu ölçüler akıllı insan, vicdanı yok olmamış insan baskı ve şiddete rağmen, her türlü zorbalığa ve zorluğa rağmen bu kitapla buluşmaya devam etti Mekke'de. Yurtlarından çıkarılmaya razı oldular, dinlerinden dönmeye razı olmadılar.
akıl hakikatle buluşmayı görsün kardeşim. Allah öylesine bir mucize olarak yaratmış ki o hakikat aşkını. Akla öyle bir yerleştirmiş ki insan hakikatten koptuğu an kendisinden bile nefret eder. Bu Allah'ın insana yaratırken verdiği olağanüstü bir kabiliyettir. Mekkeli müşriklerin toplumundan yeryüzünün en baba yiğit, en fedakar, en hakikat aşkıyla dop dolu yaşayan insanlar çıkarıyor ve bir topluma dönüştürüyor. Onlar galip geliyor. O güçlerine güvenen, zorbalıklarına, kalabalıklarına, sürülerine güvenen insanlar kaybediyorsunuz. Mucize arıyorlar. Peygamber Aleyhisselam'ın mucizesi. Ben söyleyeyim, çok basit. 23 yılda çirkefe bulanmış bir toplumdan sahabe gibi bir toplum çıkarmak. Bundan daha büyük mucize mi arıyorsunuz? Yanılırsınız. Olağanüstü bir değişim bu kardeşim. Hiçbir insana nasip olmamıştır. Müthiş bir değişim. Bu toplumu değiştirmek mi istiyorsunuz? Kimseyi zorlamanıza, nefret ettirmenize, kırmanıza, gücendirmenize gerek yok. Akıllılara bu kitabı okutturun yeter. Bu kadar basit. Bunlar bizim her birimiz için belirli bir makam vardır. Bizler sıra sıra dizilmiş vaziyette tesbih ediyoruz derler. Burada meleklerin sözü geliyor. Vahyi getiren meleklerin. O melekler şöyle diyor. Bizim her birimiz için belirli bir makam vardır. 164-166. Bizler sıra sıra dizilmiş vaziyette tesbih ediyoruz. Yani müşrikler Allah'ın kızları falan diyorlar ya. Melekler. Allah katında bizim şefaatçilerimiz diyor. Burada meleklerin dilinden cevap veriliyor müşriklere. Bizim her birimiz için belirli bir makam vardır. Belirli bir konumumuz vardır. Görevimiz vardır. Bizler sıra sıra dizilmiş vaziyette saflar halinde tesbih ediyoruz. Allah'ı tesbih ediyoruz derler melekler. Onlar da Allah'ın kullarıdır. Allah'ın çocuğu falan değil. Melekler de Allah'ın kullarıdır. Onun için bazen meleklerden bahsederken kul diye bahseder. Mesela bizim hocaların, ilahiyatçıların bazılarının yanlış anladığı ayetlerden bir tanesi. Hazreti Musa'ya kullarımızdan birini gönderdik. Hani tekneyi delen, çocuk öldüren vesaire örnek var ya, bizimkilerin Hızır dedi. Melektir arkadaşlar, kul dediği odur. Melek dediği Hazreti Musa'ya gaybi bilgiler verir. Ve kullanılan ifadelere dikkat ederseniz melek olduğu ayan beyan ortada. Neden diyor bu çocuğu öldürüyorsun sen? Masum bir cana kıyıyorsun. O çocuk var ya, biz diyor o iki salih bir anne babanın çocuğuydu, zalim olacaktı. Salih bir evlat verelim diye on aldık, salih evlat verdik diyor. Bu sözü kim söyler? Ya Allah söyler ya onun gönderdiği melek söyler. Kime? Musa gibi bir peygambere. Bizimkiler tutmuşlar, oradaki kuldan insan anlıyorlar. Sonra ermiş bir adam yorumu çıkarıyorlar. Sonra Hızır diyorlar falan. Ölümsüz bir adam. Hazreti Musa'ya bilgi öğrettiriyorlar. Vahyi tersine çevirttiriyorlar. Melekten alıp Allah'ın vahyini insana anlatması gereken peygambere başka bir peygamber ya da başka bir insan gelip peygambere bilgi öğrettiriyorlar. Ya bir din ancak bu kadar bir ayet amuda kaldırılır. Tersine çevrilebilir. Böyle yapana da ilahiyatçı diyorlar. Ulan kendi mesleğimden utanasım geliyor bunları duyunca. İlahiyatçı olmaktan utanasım geliyor neredeyse. İyi ilahiyatçılarımız da var. Saygılar sunarım. Selam olsun. Ama ya şimdi Allah'ın melekten bahsederken kul demesinden insan anlıyor. Biri Hızır diyor, öbürü ermiş diyor, bilmem ne diyor, biri derviş diyor.
Ya kardeşim, sen aklın yerinde mi ya? Ayık kafayla mı konuşuyorsun? Sonra da bize uyar uymaz tartışmasına giriyor. Ve la havlu ve la kuvvete. Bizim kimyesi nereden çıkartılmış? Orta Asya'dan getirmişiz abi. Eski gelenek yani. Bizden değil ya, bu dinden değil. İsrailiyattan olabilir. Tabii ki. İsrailiyat zaten sadece Yahudiliğe özgü bir şey değil. Eski geleneklerden, mitolojilerden, Orta Doğu kültürlerinden gelen bütün bilgileri İsrailiyat diyoruz biz. En belirgini İsrail hikayeleri olduğu için öyle bir isimlendirilmiş. Ama sadece Yahudi kültürüne özgü değildir bu İsrail'e. İnkarcılar eğer bizim elimizde de öncekilerin kitaplarından olsaydı biz de Allah'ın halis kullarından olurduk diyorlardı. Kim? Müşrikler böyle diyorlarmış. İnkarcılar. Kitapları yok ya, kayıp. Hadi kitabınızı getirin diyor, meydan okuyor ya Kur'an. Kitapları yok, kayıp. Diyorlarmış ki şu Yahudilerin, bu Hristiyanların gibi, öncekilerin gibi bizim de kitabımız olsaydı diyorlarmış Kur'an gelmeden önce kendi aralarında. Eğer bizim elimizde de öncekilerin kitaplarından olsaydı biz de Allah'ın halis kullarından olurduk diyorlarmış. Fakat şimdi onu yalanladılar. Geldi işte diyor. Yalanladınız. Onlar yakında anlayacaklardır. Şimdi burada bir dil kullanılıyor, o da şu. Yeni gelen kitabı sevmiyorlar. Eski kitaplardan olsaydı diyorlar. Neden? Eski kitaplar kutsallaşıyor. Dokunulmaz hale geliyor. Tartışılmaz hale geliyor. Geleneğin içerisinde allanıyor, pullanıyor, şekilden şekile sokuluyor. Şimdi bizim Kur'an'a yaptığımız buna benziyor biraz ha, onu söyleyeyim. Nasıl? Okumayacaksın. Dokunmayacaksın. Açmayacaksın. Anlamayacaksın ha. Ne olacak? Kutsayacaksın. Ne olacak? Duvarın en yüksek yerine asacaksın. Kütüphanenin en ulaşılmaz rafına koyacaksın. Çoluk çocuk da dokunmayacak ha, çarpılır. Ha. Demek ki kitabı kutsuyoruz ama bizim dokunmayacağımız hale getirecek kadar kutsuyoruz. Koruma amaçlı, anlama amaçlı, değer amaçlı bir kutsama değil. Ya dokunulmaz hale getirilen bir puta çeviriyoruz. Öyle bir kutsama. Yanlış bir kutsama mı? Bu kitaba değer veriyor. Benim başucu kitabım olmalı, masa başı, cep kitabım olmalı, çanta kitabım olmalı, el kitabım olmalı. Çünkü hayat rehberidir bu. Kılavuz diyor. Rehber diyor. Hidayet rehberi diyor. Kendisine. Ben böyle bir değer vermeliyim. Tabii ki yükseğe koyayım. Eyvallah, buna da itirazım. Ama dokunulmaz hale getirdiğim an bu kitabı bitirmişimdir fonksiyonları. Bu kitabın bana vereceği bir şey kalmadı. Çünkü dokunma hakkını yok ediyor. Bu aşırı bir kutsama. İstenilen kutsama bu değil. Bu istenmeyen kutsama. İşte bu toplum bu kitaptan kutsayarak kopuyor. Öyle bir karikatür vardı. Çocuk merdiveni kurmuş, yukarıdaki asılı Kur'an'ı almaya çalışıyor bebe. Annesi babası, yavrum düşeceksin, daha dur bakayım, hele büyüyünce okursun, etin ne budun ne falan konuşuyorlar arkasından. Bir dede tipi çizmişler. Affedersiniz şöyle diyor, abdesti var mı bu veledin? Ya şimdi çocuğa abdest aldıracaksın. Ya kardeşim. Çocuk sorumlu değil be ya. Sen kendi alacağın abdesti çocuğa aldırmaya kalkıyorsun. Sen al. Çocuğa niye aldırıyorsun? Çocuk çok. Maalesef. Yani Kur'an'ı sırf kimsenin dokunmayacağı hale getirecek kadar kutsattılar bize. O yanlış bir kutsama. Çünkü dokunmama engel oluyor. Beni Kur'ansız bırakıyor. Kur'an'ı da bensiz bırakıyor. İnsansız bir Kur'an,
Kur'ansız bir Müslüman fikrini çizdiler. Bunu bilinçli mi yaptık, gafletle mi yaptık? Ama her nasılsa yaptık, Allah her halükarda bizi affetsin. Bu kendimize yaptığımız, kitabımıza yaptığımız, farkında olmadan yaptığımız bir kötülüktür. Onlar kitaplarını kaybettikten sonra kıymetini anlamışlar ama bulamıyorlar, bulunca da kıymet bilmiyorlar. Buldukça bunuyorlar, tabiri var ya hani, ona benziyor. Fakat şimdi onu yalanladılar, onlar yakında anlayacaklardır. Andolsun bizim, peygamber olarak gönderilen kullarımıza verilmiş sözümüz vardır. Neymiş o söz? Onlar mutlaka zafere ulaşmış ve galip gelen bizim ordumuz olmuştur. Baskının, şiddetin, işkencenin yaşandığı bir toplum. Az önce okumuştuk ayetleri. Ne kadar baskı yaparsa yapsınlar, siz ve ortaklarınız diyordu, vazgeçiremeyeceksiniz o Müslümanları. Onlara şimdi Müslümanlara vaat ediyor. Vaade bakın. Andolsun bizim peygamber olarak gönderilen kullarımıza verilmiş sözümüz vardır. Allah verdiği sözden döner mi? Hayır. O zaman ne söz vermiş? Dönmeyeceği söz. Onlar mutlaka zafere ulaşmış ve galip gelen bizim ordumuz olmuştur. O zaman Allah'a güveneceğiz. Allah'ın sözüne güveneceğiz. Ve bu millet tarihte hep bunun örneğini ortaya koymuştur. Bugün de öyle. Yeter ki bu milletin yüreğini ben sorgulamam. Hiç kimsenin kalbini de sorgulamam. Kalbinden geçenleri de bilmem. Ama konuşmalarından, davranışlarından neyi bilip neyi bilmediğini bilmem. Bu toplumun tek bir ihtiyacı var. Samimiyetini sorgulamam kimsenin. Hiç kimsenin kalbinden geçirebilmem. O cahil gördüğümüz, bilgisiz gördüğümüz insanların birçoğu bizle de samimi olabilir. Ben de ne samimi? Eyvallah. Buna hiçbir tartışmayı açmam ben. Girmem böyle bir tartışma. Benim anlamak istediğim de bu topluma vermek istediğim mesaj şu. Şu güzel duygularını, şu güzel samimiyetini Allah'ın şu kitabıyla süsle be kardeşim. Doldur içine. Bir anlamı olsun o samimiyetin, o duygusallığın, o güzel duyguların bir anlamı olsun içinde. İçeriği olsun. İçi boş olmasın. O duygularını bu kitap yönlendirsin. Bu kitabı oku ki sen yönlendirirsin. Hedefinden sapmayasın. Şeytan şaşıramasın seni. Düşmanın aldatamasın. Sıkıntımız bu. Halis kullara, şeytana karşı Allah vaat ediyor. Şeytan diyor ki senin kullarını saptıracağım. Doğru yolun üzerine oturacağım ve onları saptıracağım. Hiçbirini doğru yolda bulamayacaksın. Çoğunu diyor. Bir yerde şeytanın sözü. Allah cevap olarak şunu söylüyor. Onları da seninle beraber cehenneme dolduracağım. Ama halis kullarıma hiçbir şey yapamayacağım. Buradan bir şey çıkıyor. Halis din, Allah'tan gelen katıksız dindi değil mi? Halis kul kimdi? Allah'tan gelen katıksız dine tabi olmuş kul. Ha bu kula garanti veriyor. Diyor ki şeytan aldatamaz onu diyor. Harika bir şey. Şeytanın bile aldatamayacağı adam olmanın yolu bu kitapta geçiyor. Ya bu milletin elindeki imkana bakın, mucizeye bakın. Biz bu mucizeyi kaybettik. Farkında değiliz bu mucizenin. Elimizde taş, içinde olanı bilmiyoruz. Onun elimizde taşıdığımızın mucize olduğunu bilmiyoruz. Ve çala çala sağda solda mucize alıyoruz. Elinde. Oku, evinde. Aç oku, o mucize. Mucizeye dokunacaksın elini uzatsan. Maalesef. Değerini, kıymetini bilmiyoruz. Bu sebeple aziz Allah. Bu sebeple sen bir süre onlardan yüz çevir de ayrıl. Sonra onların halini gör. Onlar da görecekler. Yani
Buradan şeye bir adım yaklaştığımızı görüyoruz, hicrete. Müslümanların bir kısmı Habeşistan'a gitmiş baskı ve şiddet nedeniyle. Peygamberimiz de her an araştırmada, uzak bir yerde gitsek derdinde. Mekke yaşanılmaz hale gelmiş artık. Efendim? Büyük ihtimal boykot yılları olabilir. Yani o sürecin kapıda olduğunu görüyoruz biz. Yoksa azabımızı hemen mi istiyorlar? Tehdit. Azap yurtlarına çöktüğü zaman uyarılanların sabahı ne kadar da kötüdür. Ne istediklerini biliyorlar mı anlamında? Hele sen bir süre onlardan yüz çevir de yine tekrar onların halini gör. Onlar da görecekler. Kudret ve şeref sahibi Rabbin onların isnat ettiği sıfatlardan, yakıştırdıkları sıfatlardan çok uzak ve yücedir. Yine geldi. Sübhan sıfatı değil mi? Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. İzzet ve kerem sahibi Rabbin. Onların vasıflandırmalarından, yakıştırdıkları sıfatlardan, Allah'a yakıştırdıkları sıfatlardan uzak ve yücedir. Tesbihin anlamını görüyorsunuz. Yani tesbih Allah'ı olduğu gibi anlamaktır. Allah'ı olduğu gibi anlayan adam ona yakıştırılan sıfatları ona yakıştırmaz. Onu olduğu gibi tanır. Olduğu gibi kendini anlattığı gibi anladığı için ona yakışmayacak isimler onun aklından bile geçmez. Tesbihin anlamı bu. Bizde anlamsızlaştı tesbih. Anlamını kaybetti. O bilinci tazelemek için tesbihin anlamını, Sübhan kavramının, Sebbaha fiilinin geçtiği ayetleri mutlaka okuyun, arkasından gelen anlatılarla birlikte okuyun. Paragrafı bütün olarak okuyun. O paragrafta Sübhan'ın ayrıntılı anlatısı vardır. Yarattığını yönetmek, hükmünü başkasına bırakmamak ve kimseyi ortak edinmemek. Yarattığını her an yaratmada ve yönetmekte olduğunu anlatıyor Allah. Tesbih o. İşte onun için namazın soyadı hamd ve tesbihtir. İçerik tarifi. Burada surenin bitişine bakıyorsunuz. Bununla bitiriyor. Kudret ve şeref sahibi Rabbin onların isnat ettiği sıfatlardan çok uzak ve yücedir. Yücelik yaratılanlardan Allah'ı ayırmaktır. Uzağa göndermek, yükseğe çıkarmak değildir. Yücelik başka bir şeydir. Yarattıklarına benzememesidir. Tek oluşudur. Ortaksız, eşsiz oluşu. Bir tane oluşudur. Bunu anlatmaktır tevhid. Tevhid de tesbih de burada örtüşür. Dolayısıyla böyle bir Allah'ı siz yarattıklarına benzetmeye başlarsanız Allah korusun, tesbihi de tevhidi de kaybederiz. Kafamızdaki din değişmeye başlar. Algımız değişmeye başlar. Kitap olduğu gibi durur orada. Ama algımız değişmeye başladıktan sonra kitabı da algımıza göre anlamaya başlarız. Ha? Kitabı da öyle okumaya başlarız. Algımıza sahip çıkmamız lazım. Yanlış algılardan zihin dünyamızı ve kalp dünyamızı arındırarak düşünmek tesbih odur, tevhid de odur. İşte burada bunun altı çizilerek bitiriliyor. Selam gönderilen bütün peygamberlere, hamd alemlerin Rabbi Allah'a. Bu da tesbihi tamamlayan bir ifade. Nasıl mı? Tesbihle hamd bir araya gelince ne oluyordu? Namaz oluyordu. Hamd, şükür ve tazimdi. Hamd. Namazın şükür ve tazim boyutunu, saygı boyutunu aynı anda ifade eden bir kelimedir hamd. Tesbih ise Allah'a yakışır bir şekilde ibadet etmek.
Allah'a yakışır bir şekilde bir Allah inancı düşüncesiyle, bilinciyle onun huzuruna çıktığını düşünerek namaz kılmanın sıfatıdır. İki sıfat ismidir namazın. Namazın içini dolduran iki önemli kavramdır. Onun için Sübhaneke ile başlarız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye devam ederiz. Sübhaneke'den önce Allahu Ekber. Bunların hepsi tesbih hamdtir arkadaşlar. Rükûde, secdede, eğilirken, doğrulurken hep bu kelimeleri kullanırız. Sübhane Rabbiyel Alâ, Sübhane Rabbiyel Azîm, Ettehiyyâtü Lillâhi. Bakın bunlar tepeden tırnağa hepsi tesbih hamdtir. Bunlar tesadüfen konmamıştır o namazın içine. Özenle seçilmiştir ayetler gereği. Peygamber aleyhisselam tarafından. İçi öyle doldurulmuştur. Fakat biz Peygamber aleyhisselam tarafından namazın içine doldurulan bu hamd ve tesbih ifadelerinin anlamından yoksun kalmışız. Onun için namazı anlamsız kılıyoruz. Onun için zevk almıyoruz kıldığımız namazdan. Huşu duymuyoruz, haz almıyoruz. Namaz kılmayan da bunun için kılmıyor kardeşim. Anlamını kaybettiği için. Değerini de kaybediyor. Bakın bir şey anlamını kaybederse, herhangi bir şey, dünyalık bir şey de böyledir. Anlamını kaybettiğinde değerini de kaybediyor. Değerini kaybettiğinde anlamını da kaybediyor. Arkadaşlar, şu anda tedavüldeki parayla kalp para dediğiniz paranın ne farkı var? Şeklen ikisi de para değil mi? Ama biri geçerli, biri geçersiz. Neden? Çünkü biri bizim toplum nezdinde geçerliliğini kaybetti, anlamını kaybetti. Para olma anlamını kaybetti. Şeklen ikisi de para ama biri para, biri değil. Değer olarak. Neden? Biri anlamlı, biri anlamsız. Biri para olarak anlamlandırıyor. Hala biri geçerliliğini kaybetti. Anlamını kaybetti. Para olma anlamını kaybetti. Şeklen para sadece. İçeriği yok. Bizim namazımızda böyle bir fark var. Nedir o? Namazımız şeklen namazdır. Fakat içerik olarak, anlam olarak bizim kafamızda karşılığı kalmadı. Kafamızda anlam karşılığı kalmayınca yüreğimizde de değer kaybına uğradı. Onun için bu toplumun %80'i namaz kılmıyor kardeşim. Anlayalım bunu. Bizim namaz kılmayanlara tepkimiz şundan ibaret. Bu namaz kılmaz zaten. O zaman günahkar. Günahkar mümine ne denir? Çok yanlış olmasına rağmen söylüyorum. Bak yanlış. Fasık. Dinden çıkmış demek. Ama anlamını bilmeden kullanıyoruz yine. Bir mümine fasık diyoruz. O zaman fasığın gıybeti de yapılır. Fetva vermişler öyle. Yani günahkar Müslümanın gıybetini yapabilirsiniz. Günahkar olmayan Müslüman var mı mümin? Hatasız kul var mı? Yok. Günahkar olmayan var mı? O da yok. O zaman hepimiz birbirimizin dedikodusunu yapabiliriz. Buyurun. Aşk ile şevk ile bir dahi. Arkadaşlar biz Müslümanlar dedikoduyu Allah rızası için yapıyoruz. Komik geliyor ama yaptığımız bu. Ben bakıyorum dindarım diyen insanlar daha çok dedikodu yapıyor. Ben de o camiadan biri olarak söylüyorum. Bunu itiraf da kabul edebilirsiniz. O zaman biz ne yapıyoruz? Ya perişan ettik bu dini de kendimizi de ha. Hem de din adına yaptık bunu. Allah korusun. Allah korusun. Yani buradan çıkmamız lazım. Bunun yolu bilinçten geçiyor arkadaşlar. Bilgiden geçiyor da. Şurada bilgi olacak ki, şurada değere dönüşecek. Kalbin yolu akıldan geçiyor. Yine fikirden geçiyor. O nereden geçiyor hocam? Kur'an'la dinleyeceksin, gözünde göreceksin, öğreneceksin kardeşim. Okumak, dinlemek. Başka yolu var mı? Ara kablosuyla öğrenme şansımız yok bizim. Cihaz değiliz yani. Makine değiliz. O zaman bu kitabı
bütün Müslümanların sevdiğini ben yürekten biliyorum, inanıyorum. Tartışmaz benim toplumum. Bizim insanımız bu kitaba olan sevgisini tartıştırmaz. Biliyorum onu. Ben o toplumun bir üyesiyim, içinde büyüdüm. Ama nasıl seveceğini bir bilse. Aynı evlatlarımıza bakışımız gibi bu. Hepimiz evlatlarımızı severiz. Ama nasıl seveceğimizi bilmeyiz bir türlü. Onu aktarmayı beceremeyiz çocuklara. Biz çocuklarımız için yanar tutuşuruz. Dünyanın bütün zorluklarını sırtımıza yükleseler taşırız. Fakat çocuklarımız yine de annem babam bizi sevmiyor diye düşünür. Neden? Çünkü anlatamayız. Beceremeyiz bir türlü. Ben de dahil ayırmıyorum. Öyleyiz. Bu neden oluyor? Hiçbir yaptığımızı bilerek yapmıyoruz. Bu Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi vardı. Şimdi devam ediyor mu bilmiyorum. İnşallah başarıyla devam eder. Orada pedagojik formasyon dersine giren hoca derste öğrenciler bir soru sormuş. Demişler ki ya hocam siz burada anlatıyorsunuz çocuk dövülmez. İkna edilir, öğretilir diyorsunuz. Güzel. Ama bütün hocalarımız, öğretmenlerimiz burada bu dersi almıyorlar mı demiş. Alıyorlar ama hepsi de çocuk dövüyor demiş. Nasıl oluyor? Öğretmen demiş ki hoca, arkadaşlar bu derslerden öğretmenlik öğrenilmez, babalık da öğrenilmez demiş. Annelik de öğrenilmez. Ne olur? Bu dersleri okursunuz, sınavı kazanır, geçersiniz sınıfı, mezun olursunuz. Fakat buradaki derslere göre öğretmen olamazsınız demiş. Niye hocam? Öğretmenliği öğretmeninizden öğrenirsiniz. Öğretmen gibi öğretmen olursunuz, öğretmeniniz gibi öğretmen olursunuz, babanız gibi, baba anneniz gibi de anne olursunuz demiş. O görerek öğrenir demiş. Bizim özgeçmişimizde böyle bir şey maalesef başarılamadı. İnşallah başarabiliriz. Ama başarmak için bunun bir yolu var. Kendimizi dönüştürmeye niyet etmemiz lazım. Tevbe nedir? İşte odur. İnsanın kendini değiştirmeye karar vermesidir tevbe. Çok net, açık. Yaptığına pişman mısın? Evet. Bir daha yapmayacaksın. Yerine iyilik yapacaksın. Kötülüğünden utanıyorsan, pişmansan bu tevbenin bir anlamıdır. Pişmanlık anlamı. İkinci anlamı nedir hocam? Dönmektir, dönmek. Tabe, dönmek. O da yanlışından vazgeçip doğruya dönmektir. Doğru yapmaya başlamaktır. Doğru işler yapmaya başlamaktır. Güzellikleri sergilemektir. Bu değişime niyet etmenin komple adına biz kararına, azmine tevbe diyoruz. Bu kitap da onun için gelmiştir. Hocam bu bir tevbe kitabıdır. Bir tevbe projesidir. Bir ıslah projesidir. Allahsız olmayan, yanlış dine inanmış Mekkeli'yi dönüştürmek için gelmiştir en başta. Yeryüzüne gönderilen Allah'ın bütün kitapları dinsizlere değil, yanlış dini, Allah'ın dini sanan, dönüşmüş, bozulmuş dinlerin müntesiplerine gelmiştir. Bütün peygamberler müşrik toplumlarla mücadele etmiştir. Dini yanlış anlamış dindarlarla mücadele etmiştir. Bunun anlamı odur. Yeryüzünde çünkü yeryüzünde ateistler hiçbir zaman toplum olamamışlardır. Devlet darbesiyle, askeri darbeyle Bolşevik ihtilali ve Çin gibi devletlerde uygulanmıştır. 100 yıllık ömrü olmuştur zoraki. Ama ne zamanki perestroika çıkmıştır, kiliselerde, camilerde dolmaya başlamıştır geri. İnsanlar fıtratına dönmüştür, aslına dönmüştür. Zoraki insanları dinsizleştirebilirsiniz. Ama sadece o baskı dönemi için. Baskı ortadan kalktığı an geri insan orijinaline döner. Dolayısıyla bizim kendimize sahip çıktığımızda çocuklarımıza da sahip çıkmış olacağımıza inanıyorum. Kendimizi dönüştürürsek zorlamanıza gerek yok arkadaşlar. Çocuklar bize bakarak dönüşür. Hiç merak etmeyin.
sanıyor musunuz ki siz evde oturup yemek yaparken, televizyon seyrederken, namaz kılarken çocukların sizi izlemediğini, öğrenmediğini mi sanıyorsunuz? Hayır. Her hareketinizi, nefes almanızı bile izliyorlar kardeşim. Evdeki havadan bile etkileniyorlar. Kokusundan bile ne yaptığınızı, ne düşündüğünüzü anlıyorlar. Çocuklar zeki varlıklar, bizim gibi değil ha. Çocuklara güvenin. O zaman biz kendimizi değiştirmemiz lazım. Hocam ne yapacağız? Ya okuyun yeter. Başka bir şey istemiyorum sizden. Değişmek için bunu sürekli okumak yetiyor. Yeter ki buna tabi olun bu kitaba. Benim algımı dönüştüren bu kitap oldu. İlahiyat mezunuyken başladım. Yeter mi diyor? Yok yok, şu an şunu söyleyecektim. Biz okumayı sevmiyoruz ya. Birinin eteğinden tutup uçmayı seviyoruz. Bu olacak. Ya adam... Adamlar adam değil ki, uçurtma mübarek. Gürültüler devam et. Değil mi? Gürültüler devam. Eyvallah. Evet arkadaşlar, yeter değil mi?